İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Var mı bir senediniz? Bir gün Hazreti Ömer emredip askerine gazaya göndermişti kâfirler üzerine. Savaşa gidenlerin evlad-ı iyalini yoklayıp sordururdu onların ahvalini. Dolaşırdı kendi de her gece bir var diye. Yardıma muhtaç olan bir kimse var mı diye. Yine böyle gezerken şehirde geceliğin, bazı sesler işitti içinden bir hanenin. Dinledi. Diyordu ki bir fakir kadıncağız, erim gitti gazaya, biz şimdi ne yaparız? Aç ve susuz olarak bıraktı evde bizi. Biliyor mu halife acep bu halimizi? Bunu duyup oradan gitti hemen evine. Bir çuval un sırtlayıp o eve geldi yine. Kapısını çalarak dedi ki, bunu alın. Bir ihtiyar doğruca bana varın. Dertli kadın çok memnun oldu bu hediyeden. Ve hatta mahcup oldu kendisi halifeden. Hayret etti onun bu merhametli haline. Dönünce haber verdi bu işi helaline. Ona bundan ötürü ettiler hayır dua. Dediler, böyle melik görmez artık bu dünya. Yine Hazreti Ömer, halifelik devrinde, fakirdi, pek parası bulunmazdı elinde. Hatta bir bayram idi. O zaman çoğu eshab, almıştı çocuğuna bayramlık yeni esvap. Hazreti Ömer'in de oğlu gelip yanına, dedi ki, babacığım, bir elbise al bana. Lakin, onu alacak parası yoktu onun. Durumu söyleyince çocuk çok oldu mahzun. Sair arkadaşları sevinçliydi o ara. Zira yeni elbise alınmıştı onlara. Memnunken her bir çocuk bu elbiselerinden, yamalıydı onunki, hem de birkaç yerinden. Onlar bunu fark edip yanına toplandılar. Kendisini alay ve istihzaya aldılar. Üzülüp geldi çocuk babasının yanına. Durumu ağlayarak söyledi tekrar ona. Hazreti Ömer dahi üzüldüyse de ancak, yoktu o gün parası bir elbise alacak. Çağırdı huzuruna Beytülmal memurunu. Anlattı kendisine çocuğun durumunu. Buyurdu, gelecek ay maaşıma mahsuben, biraz avans olarak para istiyorum ben. Bu teklif karşısında düşündü memur biraz. Veremeyeceğini şöylece eyledi arz. Dedi ki, mazur görün bu hususta beni siz. Zira gelmez yerine sizin bu isteğiniz. Çünkü yoktur hakkınız o maaştan almaya. Var mı bir senediniz 30 gün yaşamaya? Bir ay daha ömrünüz olduğunu bildiren bir imza atarsanız,
Öderim ben de hemen. Hak verdi memurunun bu haklı sözlerine, üzüldü, pişman oldu avans istediğine. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Alaüddin Attar Kuddüs'e sürüp buyuruyorlar ki, nefsi terbiye etmekten maksat, bedeni bağlılıklardan geçip ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Kul, kendi istek ve arzularından vazgeçip, hakkın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır. Bizim hocamız Şah-ı Nakşibend Kuddüs-i Sürruh o kadar ihtiyatlı idi ki, yeni bir elbise giyse, bu elbise falan kimsenindir diyerek onu emanet gibi giyerlerdi buyuruyor Alaüddin Attar Kuddüs-i Sürruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. Dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Evet, buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam, benim birkaç tane sorularım vardı. Hocam, ettehiyatı Şafii mezhebinde mesela annem bazen diyor, ben unutuyorum hocam. Hani tekrar baştan alıyorum. Acaba bir zarar var mı namaza? Peki efendim. Bir de hocam, ettehiyat da öyle tekrar biraz ediyor. Acaba bu da bir mahsur var namaza? Onu anlayamadım. Ettehiyatı da biraz tekrar ediyor hocam. Burada bir de hocam yatsıda da mı yapıyor aynı şeyi? Yok, genelde her namazını yapıyor. Anladım. Tekrar biraz ediyor. Bana dedi şey. Tamam. Başka? Bir de hocam, rüyada birini öldüğünü görmek acaba ne demek oluyor? Yani insan rüya tabirini anlamıyoruz ama kaydettik efendim. Rüyada öldüğünü, birinin öldüğünü görmek değil mi efendim? Evet hocam. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hocam, elinize öperim. Hayırlı günler dilerim. Estağfurullah. Hayırlı günler. Buyurun. Hocam, bir namazla ilgili sorularım var. Kaç tane de. Hemen fazla uzatmadan gireyim sorularına. Şimdi güneş saat 8'de doğuyor. Güneş yazıyor. Şeyde, evet efendim. Ben şimdi saat baktım 8'de çeyrek var. Namaz kılacağım ama sabah namazı. Nasıl niyetleneceğim şaştım hocam. Kaza mı diyeceğim, farz mı diyeceğim? Kaçta? 8'de çeyrek kala. Güneş 8 yazıyordur ama. Kaza demeyeceksin. 8'de çeyrek kala hala sabah namazı vakti daha. Hocam, onu soracaktım işte. Hani seyredi dedim, onu öğrenmek istedim. Peki efendim. Diğer sorum, şimdi İkinci rekatta, birinci rekatta, ikinci rekatta gayri ihtiyar olarak mesela hani bir gaz kaçırma olayı oluyor. Yani sesi ve kokusu yok. Ama onu hissediyoruz hocam. Namazımızı bozmak gerekir mi? Bunu soracağım hocam. Bir sorum, diğer sorum hocam. Zekat veriyoruz. Yani zekat verdiğimiz kişiye bugün zekatını düşürmek gerekiyor mu? Yani mesela bunu yardım amacıyla veriyorum desek oluyor mu? Ha, zekatı başka şekilde söyleyerek versek değil mi efendim? Evet hocam, aynen öyle. Peki efendim. Son sorum hocam. Benim damağımda iltihap var hocam. Diş kanalı dolgusu yaptım. Sonra damakta iltihap yapmaya başlıyor. Ben Şafii mezhebini taklit ediyorum. O küçük küçük iltihapları bazen böyle patlatıyorum yani, çıkıyor. Sorum şu hocam. Abdestliyken o iltihabı patlattığımız zaman bizim abdestimize bir zarar vermiyor. Abdestimiz bozar mı? Sorularım bu kadar hocam. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim, yayına gelmeden önce bir dinleyicimiz aradı. Dedi, bir anlatıyorsunuz da dedi. Yani ihlaslı olmak nasıl olur? İhlaslı olmak nasıl olur? Nasıl olur Mustafa abi? Kelim merhem olsa başına sürer diyorsun değil mi? Yani Emir abi gibi olur. Söyleyeyim.
Yok estağfurullah. Şimdi dinleyicinin de hatırına gelebilir veya diğer dinleyicilerim zaten. Ya bir soru sorduk aynı şekilde kestirip attınız oğlum öyle şey falan diye. Kitaplarda ne yazıyor? Evet kitaplarda ne yazıyor? Onu nakledelim. Efendim kitaplarda anlatılırken hatta yayına girmeden önce Alaaddin Attar Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Çok güzel izah etmiş mübarek. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin hem damadı hem de aynı şekilde halifesi. Ve Sesili Aliye denen büyüklerden Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nden sonraki sırada ana tarafı Alaaddin Attar Hazretleri. Yakub-ı Çerhi Hazretleri de Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin talebesi olmasına rağmen hocası Şah-ı Nakşibend Alaaddin'e tabi ol buyuruyorlar. Ya, ne talebeymiş hakikaten tabii ana tarafı olarak seçilmiş ezelde. İkiletmiyor. Başüstüne diyor Alaaddin Attar Hazretleri'nin hizmetine giriyor. Hiç ilgilenmiyor. Ve ondan sonra da ana tarafı oluyor. Yani diyeceksiniz ne var bunda? Ne var bunda olur? Biz gördük aynı şekilde. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni görüp onun sohbetinde bulunup da sonra rahmetullahi teala Ali Hazretleri'ne böyle boyun indirmeyen ona kafattan çok kimseyi duyduk, işittik. Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi teala'yı görüp de ben onu gördüm deyip Enver abiyi bile aynı şekilde tınmayanları gördük değil mi? Enver abiyi görüp de aynı şekilde başkalarına aynı şekilde selam vermeyenleri gördük. Tabi olamayanları gördük. Evet tabi olamayanları gördük. Ona tabi olmak kolay bir şey değil. Niye? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri peygamberlerden sonra insanların en yüksek tabiyeti çok yüksekti ondan. Yani peygamber efendimizi gördükten sonra aleyhissalatü vesselam hani Enver abiler Mevlana Celaleddin Umayi Hazretleri hocası Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni görünce aklımı attım hocama kavuştum buyuruyor ya. Onu sık sık anlatırlardı Enver abiler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri peygamber efendimizi görünce bakıyor. Sadece yani kendisinin peygamber olduğunu ve iman etmesini telkin ettiği zaman tebliğ ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri diyor ki efendim diyor sizin yalan söylemediğinizi ben biliyorum. Böyle söylüyorsunuz da inanıyorum. Reddetmiyorum. Fakat diyor kalbim mutmain olması için diyor bir şey söyleyin, bir şey gösterin. Ha diyeceksiniz efendim bunu niye talep etti? Ya yaratılanların ikinci sırasında peygamberimize atası olan İbrahim Aleyhisselam bile Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya Rabbi diyor ölüleri nasıl diriltiyorsun? İnanmıyor musun? Diyor inanıyorum diyor. Ama diyor kalbim mutmain olması için istiyorum. Bir göreyim. Bir göreyim. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri de kalbim mutmain olması için bir şey. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki bir rüya görmüştüm. Bu rüyayı diyor Şam'da bir rahibe anlattım. Rahip de ve ona da şu kadar diyor para verdim. Ve rahip de sana böyle tabir etmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Ben bunu hanımı bile anlatmadım diyor. Kimse bilmiyor. Siz nereden biliyorsun? Rabbim bilir. Tamam dedi. Tamam. Ve ondan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri aklını koyuyor kenara. Diyor ki bu Allahu Teala'nın peygamberi. Bu kendiliğinden söylemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu. İlla vahyun yuha diye geçiyor. O vahiyle bildirilir. Kalbine ilham edilir. Bu diyor bir şeye siyah diyorsa ben onu beyaz görsem bile o aslında siyahtır. Benim gözüm bozuk diyor. Dolayısıyla diyor bana akıl lazım değil. Bu zat ne diyorsa o. Tabiyette çok yüksekti. İşte Mevlana Hazretleri de Şems-i Tebrizi Hazretleri diyor ki çok güzel insan, çok güzel mübarek falan ama ben rektörüm diyor o zaman. Rektör tabii bu tabirle. Rektörüm yani herkes itibar ediyor. İlim bende. İlim bende. Ondan sonra bakıyor ki Şems-i Tebrizi Hazretleri onu da terbiye etmekle vazifeli olduğu için açık keramet gösteriyor. Ondan sonra o zaman diyor ha diyor tamam. Aklıma attım hocama kavuştum. Aklıma attım hocama kavuştum. Dolayısıyla tabiyet farklı bir şey. Hani Yakub-ı Çerhi Hazretleri'nden bahsettik oradan geldi de. Alaaddin Attar Hazretleri'ne hocası Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Alaaddin'e tabi ol buyuruyor. Kutusun başüstüne diyor. Ana tarafı oldu. Ana tarafı oldu. İşte Alaaddin Attar Hazretleri biraz önce sözünü naklettiğimiz o zat diyor ki bedeni bağlardan kurtulman lazım. Hatta çok açık net bir şekilde. Mesela bedeninin isteklerinden bunu yapmayacağım. Hakikaten sonra dönüp bakmıyorsun. Tamam diyor. Hakka kavuşmaya diyor bu isteğin, bedenin bu isteği sana mani değil. Ama ben bunu bırakamam dediğin an onunla mücadele et diyor. Nefis oradan seni vurdu. Ona yüklen. Onu kaldır ortadan diyor. Çünkü o mani olur sana diyor. O mani olur. Bak nefsin istekleri demiyor Mustafa Bey. Bedenin istekleri ya bedenin. Şimdi ben o zatın o sözünü şey yapayım. Ana
Mavi yuttuk abi. Mavi yuttuk. Efendim ben günde çay içmezsem katiyen olmazsa olmaz. Kırmızı çizgi. On bardak içmezsem. On bardak içmezsem. Şimdi bir böyle bizim söylediklerim var. Bir de büyüklerden bir zat ekmeği fırından alıyor. Güneşe koyuyor. Takır takır kurutuyor. Sonra onu ovaladığıyla suya koyup içiveriyor. Diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? O diyor ekmeği diyor bölüp geverecek, çivini çiğneyecek diyor. Zamanım yok benim. Öyle yarım saat onda olmayacak. Benim o kadar zamanım yok diyor. Ben Rabbimle meşgul olmam lazım. Benim Rabbimle meşgul olmam. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala insanları her şeyi senin için yarattım, sizin için yarattım. Ama diyor sizi de ben kendim için yarattım. Sizin için yarattıklarım sizi beni anmakta mani alıkoymasın. Alıkoymasın. Bu benim, bu villayı elde edeceğim. Bu makama geleceğim, ben genel müdür olacağım, bakan olacağım. Devlet başkanı olacağım. Olda eğer Allah-u Teala'yı unutturacaksa felakete doğru gidiyorsun. Olmuş çünkü Firavun da devlet başkanıydı. Nemrut da devlet başkanıydı. Neron da devlet başkanıydı. Ama Roma'yı yaktı Neron. Stalin de öyleydi. Yaktı, yıktı, milyonlarca kimseyi öldürdü. Ama öbür tarafta Hazreti Ömer de devlet başkanıydı. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de devlet başkanıydı. Osmanlı Sultanlar da devlet başkanıydı. Ama o devlet başkanlıkları Allah-u Teala'nın emrine, rızasına uygun olarak kullandılar. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda anlatılırken ihlaslı olabilmek için hem bedeni bağları hem de nefsin istek ve arzularını terk etmek gerekir buyuruyor. Nefsin istek ve arzularını terk etmek gerekir. Ve yaptığın ibadetleri de birisi aferin desin, birisi aynı şekilde şunu desin, bunu desin diye değil. Allah Teala bunu böyle emretmiştir. Ben bunu bunun için. İnsanlar kınamış, kınamamış, takdir etmiş, etmemiş. Orada en güzel yani tabii hepsi güzel söylüyor da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Hani demişler efendim insanlar sizi övüyor falan. Bu insanlar bugün över yarın sövermemişler. Allah Teala rızası önemli buyuruyorlar. Rızası önemli. Ben iyi hatırlıyorum ya. Ben zaman zaman bahsediyorsa Timur Hoca vardı Allah rahmet eylesin. Onun bir ekibi vardı falan. O zamanlar teyipler vardı. Mesela Şehzadebaş Camii'nin önüne kollardı falan. Sonra bir 80 ihtilali oldu. Timur Hoca'yı içeri aldılar. Ondan sonra polis kontrolündeydi. Sonra dışarı çıktıktan sonra. O zaman ben Türkiye Gazetesi'ndeydim. Türkiye Gazetesi'ndeki bir muhabir ziyaretine gidiyor falan. Diyor ki hocam diyor durum nasıl? Vallahi diyor daha önce diyor peşimden koşanlar ne hiç birisi diyor. Ne aradı ne sordu. Halin nicedir diyen bile yok. Peki onlar ne dedi? Ya hoca iyi güzeldi ama fazla ileri gitti. Deyiverir bitti yani o kadar. Bugün överler yarın söverler. Dolayısıyla yaptıklarınızı insanlar memnun olsun. İnsanlar razı olsun diye değil. İhlas budur buyuruyorlar. Namazı Allah rızası için, orucu Allah rızası için, komşuyla iyi geçinmeyi dinimiz böyle emrettiği için. Ha, o takdir eder etmez, söver, sayar, beni ilgilendirmez. Allah rızası için bunların hepsini. En çarpıcı misaller kitaplarda verilmiş. Hemen Hazreti Ali Radiyallahu Anh Hazretleri'nin bir harpteki o hadisesi hatırımıza geldi. Tam öldürecek kafiri harpte. O adam nasıl diyor ölüyorum diyor. Ağzını doldurarak Hazreti Ali Radiyallahu Anh Hazretleri'nin mübarek yüzüne tükürüyor. O da bırakıyor. O adam diyor ki Allah Allah. Benim elime fırsat gelse çoktan seni öldürmüştüm diyor. Niye bıraktın? Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri buyuruyor ki biz Allah için dövüşüyoruz. Biz size tebliğ ettik. Siz hayır dediniz. Allah-u Teala'nın emrine ve onun varlığını reddederek inkar ettiniz. Onun için dövüşüyorduk. Allah rızası için. Ama diyor sen tükürünce diyor nefsim devreye girdi. Sana kızıp seni kendi nefsime kızarak öldürürsem. Bana tükürdüğün için. Tükürdüğün için öldürürsem ben katil olurum diyor. Rabbim bana gadab eder o zaman. Allah Allah diyor. Evet Allah Allah. Hani bir de şeyde dikkatimi çekmişti o benim de. İşte Osmanlı Devleti'nin esas kurucusu, şeylerin köklerini sanan Ertuğrul Gazi. Yani bir tane tekfir yapmadığını bırakmıyor buna. Yapmadığını. En sonunda işte tekfirluktan falan da aynı şekilde bunu şey yapıyor, gidiyor falan. Bunu öldürmeye kalkıyorlar. Ve Ertuğrul Gazi bunu kurtarıyor. Adam diyor ki ben diyor yapmadım bırakmadım sana diyor ya. Senin askerlerin, harplerine de yapmadım bırakmadım. Beni niye kurtardın? Biz diyor zalime karşıyız. Mazlumun yanındayız. Şu anda sen mazlum konumdasın. Mazlum konumdasın. Eğer nefsime göre hareket etsem seni diyor lime lime doğrarım. Ben genişleteyim yani. Kuşbaşı yaparım. Tamam mı? Diyor. Biz diyor Allah rızası için diyor.
biz, Rabbim öyle emretmiştir. Zalime aynı şekilde biz yani kalkan oluruz. Ona aynı şekilde çelik mazlumu gibi şey yaparız. Mazlumu da biz koruruz. Şu anda sen Hristiyan da olsan mazlum konumundasın. Mazlumlara biz destek veririz. Ondan umudu bu iş. Rabbimiz böyle emrediyor. O zaman adam bir şey söylüyor. Ya diyor böyle bu adamın diyor karşısında değil yanında olmak lazım diyor. Bana diyor dinini öğret. Yani diyor dininden mi kaynaklanıyor? Evet dininden kaynaklanıyor. Tavuk dinimden kaynaklanıyor. Bir de şey dikkatimi çekmişti benim. O lise yıllarındaydı o zaman. Böyle Akıncı romanları okuyordum falan. Merakımı sarmıştı falan. Makosa, Lala Paşa var o zaman. Şeyde meleklerden alıyor falan. Vire ile anlaşıyorlar. O vire şu demek. Ya, hafif silahlarını, paralarını alacaklar. Çıkıp gidecekler, kaleyi teslim edecekler. Ama içeride 50 tane de Müslüman Türk esiri var. Paşa diyor ki bunları da teslim edeceksin. Tamam diyor. Neyse bunlar çıkmaya başlıyorlar. Bakıyorlar ki esirler yok. Esirler nerede? Esirler nerede? Meğer hepsini katletmişler. Böyle alçak bunlar yani. Böyle alçak. Bunun üzerine tabii Leventler ve Yeniçeri palayı çekmiş. Palayı çekince o başları diyor ki bize söz verdiniz. Alçaklara bak ha. Kendileri söz veriyor uygulamıyor. Fakat bunu da söylüyorlar kendileri. Osmanlı'nın diyor söz verip de diyor o sözü yerine getirme gibi garip bir düşünceleri var, halleri var diye de böyle de kendileri de kabullenemiyor. Söz vereceksin, sözünü yerine getireceksin. Mesela orada ben olsam diyorum yani Olan Paşa'nın o durumu şey yapınca ne yapardım? Hepsini kılıçtan geçirirdim. Ama yaptığım yanlış olurdu. Yaptığım yanlış olurdu. O başlarında komutan diyor ki bize söz verdiniz. Paşa diyor ki biz sözümüzden dönmeyiz. Kim katletti bunları, kim şehit etti? Onları buluyorlar, kısası kısası uyguluyorlar, gerisini serbest bırakıyorlar. Ben hiçbirisini serbest bırakmazdım. Hatta Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh bir gün böyle o Endülüs tarihini okuyor, bir bakıyor ki Hristiyanlar orada ateşte yakarak, ondan sonra zindanlarda çürüterek, çeşitli engizyon işkenceleriyle katlederek şehit ettiği Müslümanlar okuyunca mübarek celalli bir sultan fırlıyor, diyor ki ben diyor Balkanlarda aynısını yapayım, Hristiyan ve işte ateist neyse bunları teklif edeyim. Müslüman olan olsun olmayan hepsini diyor katledeyim gitsin. Şeyhülislam geliyor sonra. Bu fermanı yanlış diyor. Bunu geri al. Ama diyor onlar yapar onun cezasını vurur. Allah Teala öyle emretmiyor. Sen burayı fethettin. Buraya Müslüman konularını yerleştirdin. Medreselerde koydun. Kabul ederseler etmezse etmez cezayı verecek Cenab-ı Hak sen değilsin diyor. Sen değilsin. Sen katledemezsin diyor. Ancak savaşta savaştığı müddetçe aynı şekilde çarpışırsın. Onun dışında onlara eman verdin. Onlar namusunu da canını da korumakla mükellefsin. Hristiyan da olsa, Mecusi de olsa, putperest de olsa. İslamiyet böyle emrediyor. İslamiyet böyle emrediyor. Ha şimdi işte efendim Müslüman kılığı altında bir sürü terör örgütleri çıkardılar ya. Müslümanlar kesiyor mu? Bu DEAŞ dedikleri de çıkardı. Ona benzer aynı şekilde Vehhabiler aynı şekilde. Zaten Vehhabi kökenli onlar ya. Şii kökenli. Yani böyle bu şekilde böyle insanlar katlediyor, kesiyor falan. Müslümanlar böyle. Müslüman öyle olmaz. Müslümanlar ya öyle olsaydı 400 sene Avrupa'nın üzerinde aynı şekilde Osmanlı'nın kılıcı vardı. Hepsini keserdi. Kesmedi. Bugün hayatta devam ediyorlar. Hani yaptığın işte cihat ederken, savaşırken bile Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek gerekir. İhlaslı olabilmek için. Peki bunu elde etmek öyle kolay mıdır? Sadece Ebedi kitabı ve bilhassa Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile buyuruyor ki mektubatı okuyan ihlas artar. Yalnız İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kimse, bir Müslüman niyet eder namazı Allah rızası için diye. Fakat bu niyeti nefsi iman etmediği için bir müddet sonra hemen kaybolur. Namazın içinde bile kaybolabilir. Hatta hatırıma şey geldi. Şimdi adamcağızın bir tanesi yolculuk yapıyor. Atı yeşeği falan da yok, yaya. Nihayet aynı şekilde bir kasabaya gelmiş akşam namazı vakti. Parası da yok. Şey, kalacak yerde yok. Yiyecek de yok. Aç da. Camiye gidiyor. Diyor ki bir girse diyor bu gariptir diye bir ikramda bulunur diyor. Kimse ikramda bulunmamış. Yatsıyı beklemiş. Yatsıyı da aynı şekilde çarpmış. Belki yatsı da gene yok. Ondan sonra yatsı işi yapınca kıldıktan sonra yorgun da olduğu için demiş. O zaman camiler açık tutuluyor. Bir kenara yatayım demiş. Yatayım derken birden giriş kapısına bir tıkırtı duymuş. Tıkırtı duyunca ha demiş birisi geldi ben demiş kalkayım beni namaz kılarken görünce bir ihsanda bulunur. Bir yemek ikram eder. Başlamış namaz kılmaya. Kıl 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 şafak atmış. Dönüp bakmış meğer kapı açık olduğu için koyun girmiş. Koyun orada tıkır 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 son cemaat mahallinde dolaştırıp duruyor. Onu da görünce bir utanmış ki tüh demiş ya sabaha kadar bir koyun için ben ibadet etmişim. Bir koyun için. Ondan sonra tövbe istiğfar ediyor.
ve Allah rızası için yapmaya başlıyor. Cenab-ı Hak da lütfediyor, evliya kullarından oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nefsi iman etmeden önce edle edilene muhlis denir. Yani geçicidir bunların ihlası ama zorlayacağız. Peki muhlas, nefs iman etmiştir. Artık o otomatik olarak söylediği, yaptığı, oturduğu, kalktığı her şeyi Allah rızası için yapar. Peki bu nasıl ele geçer? Bu ihsan-ı ilahidir buyuruyor. Pazarlıkta olmaz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hastalık hediyedir. Hastalık, fakirlik, iftiraya uğramak gibi dert ve belalar kemend-i mahbubtur. Yani Allahü Teala'nın sevdiklerinin boynuna unutmasın, dinin dışına çıkmasın, cehenneme gitmesin diye attığı kementtir ve rahmet-i ilahidir. Böyle bir kimse şeytana, nefsine veya kötü arkadaşa aldanarak dinin dışına çıkmak üzereyken kement daralıp boynunu sıkar, boğulacak gibi olur ve geriye döner. Yani kendisini helak edecek bir şey yapamaz. Dert ve bela, günahların çokluğuna değil, çok affedildiğine alamettir. Hepimiz zaten çok günahkarız. Hatta Allahü Teala'yı unutarak aldığımız, verdiğimiz her nefes günahtır. O halde Cenab-ı Hakk'ın dert ve bela verdiği kullar affetmek istedikleridir. Günahlarını dökmek, sabrını ölçmek istedikleridir. Sebepler neticeye göre değerlendirilir. Dert ve bela affolunmaya sebeptir. İyidir. Ama istemek doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz Allah'tan dert ve bela istemeyin, verirse de şikayet etmeyin buyurmuştur. Ya Rabbi, bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Beni cehennem azabından koru. Ve Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve kaderine rıza istiyorum diye de dua etmiştir. Biz de böyle dua etmeliyiz. Hastalıklar Allahü Teala'nın mümin kuluna hediyesidir. Hediye sevilene verilir ve hediye veren de sevilir. Büyüklerimiz dert ve beladan aldıkları zevki sıhhatten, rahatlıktan alamamışlardır. Onun için sabretmeli ve şikayet etmemelidir. Hasta olan kişi sabrettiği takdirde sevap kazanır. Ecir sabreden içindir. Mesela bir kimse bize bir hediye verse, biz de teşekkür etmek yerine şöyle yaptın, böyle yaptın diye olmadık laflar söylesek, sonra da ben o kimseyi çok seviyorum desek kim inanır? Onun için halinden şikayet etmek hiç iyi değildir. Bilakis demek ki Rabbim beni sevdi, beni affetmek istedi ki bana bu hastalığı verdi diyerek verilen dert ve belanın bir hediye olduğunu bilip sevinmeli ve kıymetini anlamalıdır. Bu hal üzere olmanın alameti de sabırdır. Halinden şikayet etmemektir. Hüküm neticeye göre verilir. Bir kimsenin yaptığı bir şey hakkında hüküm verileceği zaman o şeyin sonucunu görmek lazımdır. Sonucunu görmeden hüküm vermek doğru olmaz. Mesela hastalık her şeye manidir. Onun için de neticesi düşünülmediği zaman hastalığın kendisine iyi denmez, talep de edilmez. Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi bana sıhhat ver, afiyet ver buyuruyor. Peygamber Efendimiz böyle sıhhat, afiyet isterken biz hastalık isteyemeyiz. Böyle bir talebimiz yokken hasta olursak da şu gibi neticeleri vardır. 1. Günahları döker. 2. İnsanı dünyadan soğutur, ahirete yaklaştırır. 3. Ahirette, cennette büyük nimetlere kavuşturur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyada dert ve bela, hastalık, eziyet, üzüntü çeken ve sabreden Müslümanlar, ahirette çok sevaba kavuşacaklar. Onlara cennette çok yüksek dereceler, çok yüksek mevkiler, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği çok kıymetli büyük köşkler verilecektir. Öyle nimetlere kavuşacaklar ki, dünyada bu acı ve ızdırabı çekmeyen Müslümanlar, bunları görecekler de imrenecekler,
Ah keşke dünyada bizim bütün vücudumuzu doğrasalardı, etlerimizi lime lime kesselerdi de o acıları bunların çektiğini biz de çekseydik ve onlara sabretseydik de şimdi bugün biz de şu nimetlere, şu yüksek derecelere kavuşsaydık diyecekler. O halde hastalığın neticesi çok güzeldir. Bu yüzden hastalık kötüdür de denmez. Esasında hastalık bir nimettir. Farz edelim ki bir yere yürüyerek 2 ayda, arabayla 2 günde ve uçakla 2 saatte gidiliyor. Allahü Teala'nın rızasına kavuşurken de sağlıklı bir insan yürüyerek giden gibidir. Bacağı kırık veya biraz hasta olan arabayla giden gibidir. Daha çok hasta olansa uçakla giden gibidir. Herkesin 2 ayda varacağı yere 2 saatte varır. Yani hastalık aynı menzile süratle kavuşturan bir araçtır. Allahü Teala bunu sevdiklerine verir. Öyleyse hastalık gelirse bu lütfi ilahidir, merhamettir. Bunun kıymetini bilmemiz lazımdır. Fakat istemek yanlıştır ve tedavi olmak sünnettir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Enver abin de doğum günü bugün. Benim de atarım o geldi de babaannemin sözü atıma geldi. Yani umumi değil, genel değil. Kadıncağız arada sırada bir şey söylerdi falan. İnsan doğduğu ayda ölürmüş oğlum derdi. Hı. Yani ne dedim, bu kesin mi falan. Dedi öyle derler dedi. Ama Enver abi öyle oldu. 10 Şubat'ta dünyaya geldi. 22 Şubat'ta da vefat etti. Değil mi? Evet. Şubat'ta doğdu, Şubat'ta vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin. Yani sevenleri, yani hem doğum gününde hem de vefat yıl döneminde onu yad ediyorlar. Peki yad etmek ne demektir? Okur hediye eder ruhlarına ve onların bildirdiği ve gösterdiği hizmetleri yaparak onları sevindirirler. Sevabını ona gönderirler. Biz de işte Allah Teala razı olsun, böyle gençlerden bedenen iştirak edenler vardı. Bugün kitap dağıtıyoruz. Dağıtanlar da var. Biz de dağıtıyoruz. 22 Şubat'ta da dağıtıyorduk ama bu sene 18 Şubat şeye geliyor. Regaib Kandili'ne geliyor. İkisini birleştirdik artık. İkisini birleştirip bu şekilde organize oldu arkadaşlar. Bedenen destek verenler var. Malen destek verenler var. Her ikisinden de Allah-u Teala razı olsun. Üçüncü olarak da yani başka gücü yetmiyor. Dua edenler var. Allah-u Teala onlardan da razı olsun. Zaten Emre abiler öyle buyurdu. Ya bu hizmetlere bedenen yahut aynı şekilde malen destek vermeniz veyahut da bu ikisine de gücün yetmiyorsa, mesela hastadır, çok yaşlıdır veyahut da aynı şekilde bedenen takati yoktur, maddi durumu da yoktur. O da elini açacak, dua edecek, dördüncüsü olmayın derdi. Dördüncüsü olmayın derdi. Hatta bu işte biz daha o zaman TGRT yok, Türkiye Gazetesi var. O zaman Işık Kitabı, bir sonra Hakikat Kitabı olmuştu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile hayattaydı. Biz de bulunduğumuz yerde, Balıkesir Gönen'deydik o zaman, 3-5 arkadaş, yani bu işe gönül verenler, kitap getirtiyorduk. Akşamları köylere gidiyorduk. Akşamları köylere gidiyorduk. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyor ki, mesela köyde vatandaş gördü. Köyde vatandaş gördü, baktı, aldı. Dese ki, bu ne güzel hizmet ediyorlar bunlar dese, o bile bu hizmetlerin sevabına ortak olur buyuruyorlar. Ve öylelerine rastladık hakikaten. Hatta bir işte Gönen Balıkesir'in ama şeye sınır, Çanakkale'ye sınırdı. Çanakkale'nin Çam diye bir köyünde, dağ köyü, orman köyü bir köye gittiydik falan. O gün de arabada 4 kişiydik, 5 kişi değildik. Bir amca böyle sakallı falan dedi ki, ben de alın arabaya dedi. Şu ormanın içinde bir köyü dedi, siz unuttunuz. Allah Allah, o da böyle diyor, unuttunuz diyor. Orayı göstereyim diyor yani. Dedik amca, biz Çanakkale merkezden aynı şekilde Çanakkale'nin bütün köylerini gösteren, ama şey, Oçan'ın bütün köylerini gösteren harita var elimizde. Biz hayır hayır dedi. Onu dedi unuttunuz, girmediniz oraya. Allah Allah. Beni alın dedi. Gelirken de dönmeyin, beni dedi köyümü de bırakmayın. Herhangi bir yerde bırakın dedi, ben gelirim. Allah Allah. Peki dedik, aldık götürdük. Hakikaten girmemişiz ya. Bir yer var oradan aynı şekilde giriliyormuş o köye. Köye girdi, 2 tane kahvesi var. İşte o zaman bir hani komünist öğretmenler gelmiş, gençleri çağırmışlar. Kahveye bir girdik, bir tanesini hiç unutmuyorum. Geç kaldınız dedi, çocukları kaybettik. Ya. Çocukları kaybettik, geç kaldınız dedi.
O zaman da aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Budistlerden, komünistlerden önce köylere girmek ve kitaplar vermek gerekiyor. Peki kitaplar ne olacak? Elinde malzeme olacak. Orada komünizmde ne olduğunu anlatılıyor. Adam okuyacak, diyecek ki oğluna bak oğlum bu öğretmen yanlış söylüyor. Bu öğretmen aynı şekilde dinsiz kitapsızın tekidir diyebilecek elinde. Efendim öğretmen her şeyi biliyor. Bir sürü komünist öğretmenler vardı. Ben de öğretmenlik yaptığım için o dönemde iyi biliyorum. Anarşiyi körüklüyorlardı. Şimdi üniversitelerde aynı şekilde öyle körükleyenler yok mu? Cübbesini giyiyor, o devletin maaşını alıyor, şey yapıyor. Ondan sonra da o devlete karşı geliyor. Böyle hain ajanlar da hep oluyordu. O dönemlerde de aynı şekilde o zaman bu hizmetleri görüp de sevinen, dua edenler de bu hizmetlere ortak olur. Vardı. Ve böyle bu şekilde de dua edenler de var. Allah-u Teala onlardan da razı olsun. Allah-u Teala Enver abilere de rahmet eylesin. Ha. Onu yetiştiren hocalarına, analarına, babalarına, onlara destek verenlere de Allah-u Teala rahmet eylesin. Öldürerse mekanları cennet olsun. Hayatta ise sıhhat afiyet ihsan etsin. Son nefesi de iman selameti nasip etsin inşallah Teala. Cenab-ı Hak bizlere de neslimizden gelecek olanlara da kendi dinine hadim olmayı, hizmet etmeyi hep nasip eylesin inşallah Teala efendim. Gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Dedi tahiyyatı baştan almak. Hanefi mezhebinde secdeyi sehvi gerektirir. Şafii mezhebindeki hükmünü bilmiyorum. Orada dinleyicimiz bir şey söyledi. İster Şafii mezhebinde olsun, ister Hanefi, ister Maliki, ister Hanbeli mezhebinde. Çünkü bazı usulü fıkıh kaidesi var. O usulü fıkıh kaidesi dördü içinde aynı şekilde onu bildiriyorlar. Tahiyyatı tekrar okumuş olsa namaz bozulmaz. Hanefi mezhebinde de öyle. Namaz bozulur demiyor. Secde-i sehiv gerekir. Secde-i sehiv de yapmadıysa namazı yine sahihtir buyuruyor. Namazı yine sahihtir. Hani bu şekilde çok böyle namazları olmuştur, şaşırmıştır, yapıyordur. Şey olmaz, söyleyiver. Namazı bozulmuş olmaz. Bu hal Şafii'de de, Maliki'de de, Hanbeli'de de, Hanefi mezhebinde de namazı bozan bir hal değildir. Peki namazı bozan hal nedir? Farz terk edildiyse. Farz terk edildiyse. O zaman aynı şekilde yani Şafii mezhebinde namazın içindeki farzlar bunlardır. Bu farz terk edildiyse. O zaman namaz bozulur. Kendi mezhebinde. O zaman namaz bozulur. Efendim dinleyicimiz... Mesela rükû farz, namazın farzlarından biri. Terk ettin. Rükûya gitmeden unuttun, direkt secdeye gittin. Selam verdin, sonra hatırladın ki rükû yapmadın, namazı yiyeceksin. Bunu secde-i seyif de kurtarmaz. Tek kurtaran saadet-i ebediye diye yazıyor. Dördünde de aynı şekilde. Mesela... Birinci rekatta rüküyü unuttun, secdeye gittin, kalktın, ikinci rekatı kıldın, üçüncü rekatı kılarken birinci rekatın rüküsünü yapmadın, unuttun. Buyuruyor ki orada namaz bozulmaz, geriye döner, birinci rekattaki gibisin. O rüküyü yaparsın, rüküden sana secdeleri yaparsın, kalkarsın, tekrar Fatiha, Zamm-ı Sure bunları tekrarlarsın. Oturursun, kadiye okursun ikinci rekat. Oradan yeniden başlarsın. Rüküden yeniden başlarsın. Ama sonunda da secdeyi sehiv yaparsın buyuruyor. Ama bunları yapmazsan o namaz gitti. Namaz gitti, baştan alman lazım buyuruyor. Efendim dinleyicimiz rüyada birinin öldüğünü görmek acaba neye işarettir? Efendim biz rüya tabiri bilmiyoruz. Anlamıyoruz da zaten rüya tabir. Ehli de kalmadı. Efendim işte internette var böyle. Bir sürü sahtekar var. Onların tabirlerine de itibar edilmez. Çünkü rüya tabir işi ehil işidir. İlim işidir. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala 16-17 yaşlarında bir rüya görüyor. Kendisi tabiindendir. Eshab-ı Kiram'dan 5-6 kişiyi gördü. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendi zamanında yaşayan İbn-i Sirin Hazretleri var. Rüya tabirinde de hüccet bir zat. Ama yani o da Eshab-ı Kiram'ı gördü. O da tabiinden. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin babası yaşında. Birbirlerini hiç görmemişler. İbn-i Sirin Hazretleri'ni şey biliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yeni genç talebe biliyor onu. Ama hiç görüşmemişler. Bir rüya görüyor. Rüyanın dehşetinden ne yapacağını şaşırıyor. İbn-i Sirin Hazretleri'nde bu konuda bir tahsis olduğunu bildiği için gidiyor oraya. Diyor ki efendim bir rüya gördüm. Hayırdır evlat diyor. Ben diyor rüyamda Resulullah Efendimiz'in Aziz'in kabrini açtım. Mübarek bedenine ulaştım. Ve rüyada göğsünü yardım. İbn-i Sirin Hazretleri bir çileyle sus diyor, sen göremezsin öyle rüyayı diyor. İmam Azim Harfesir genç. Onun öyle celallendiğini görünce de şey yapamıyor falan, gördü ama bunu diyor görse bir kişi görür diyor İbn-i Sirin Hazretleri. Kim görür efendim diyor. Numan bin Sabit diye birisi gelecek diyor, o görür diyor bunu diyor.
onun Numami Sabit olduğunu bilmiyor ama. Diyor ki efendim ben Numami Sabit'im. O zaman da ayağa fırlıyor. Alnından öpüyor. Diyor ki evlat mübarek olsun. Resulullah Efendimiz'in göğsünü yarman, onun göğsündeki ilmin senin göğsünü aktığını alamettir. Mübarek olsun buyuruyor. Mübarek olsun buyuruyor. Hani babaannemlerden falan işitirdim işte. Rüyada birinin öldüğünü görmek onun aynı şekilde ömrünün uzun olacağını alamettir diye söylerlerdi efendim. Efendim gelen diğer son dinleyicimiz. Güneş dedi 8'e doğuyor. 7.45'te ben kalktım. Hala vakti. Çünkü 8'e kadar kılınır. Orada doğuyorsa. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki efendim yel kaçma durumu olsa. Bu vesvese de olabilir. Veya idrar kaçma gibi bir his olsa. Şeytan yapabilir buyuruyor. Eğer orada ıslaklık yoksa namazdan sonra bakıyorsun. Kokusunu şeyinde duymuyorsan bu vesvesedir, şeytanın yaptığıdır. Aldırış etmemeli. Efendim zekatı dedi ayırdık. Ondan sonra altınla veyahut da altınla devrini yaptık. Hediye desek olur. Bir de Şafii taklit ediyorum diyor. Onu ne demişim? Vücudunda iltihap patlasa. Sivilce gibi bir şey tarif ediyor gibi. Orada kan geliyorsa Şafii mezhebinde ve Maliki mezhebinde kan abdesti bozmuyor. Dolayısıyla namazına devam edebilir mi? Evet edebilir efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.